Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Seyran'a ne olacak? Korhan ailesini bekleyen büyük tehlike ne? Nevra neden dizide gözükmüyor? Yoksa Nevra diziden ayrıldı mı? Asuman ve Doruk arasında neler olacak? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce Ferit ve Seyran'ın bebeği olsun diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle Yalı Emin Analiz ailesi olarak 100.000 abone olmamıza çok az kaldı. Sizler için Yalı Çapkını dizisi hakkında güncel olan analizler yapıp dizi hakkındaki son gelişmeleri paylaşmaktayız. Lütfen sizler de bu emeğimize karşılık olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece hep birlikte nice 100.000'lere ulaşalım. Analizimize Nevra ile başlayalım. Dizdeki düşmanların artmasıyla bir türlü Nevra'yı göremedik. En son Yalı'ya gelip Halise ile konuşan ve mağaza olayının halledildiğini söyleyen Nevra o sahneden sonra bir daha gözükmedi. Nevra en son Yalı'dayken Ferit'e mağazanın lansmanına geleceğini söylemişti. İlerleyen bölümlerde Ferit olayların düzelmesiyle bu lansmanı gerçekleştirecektir. Nevra ise bu lansmana büyük ihtimalle katılamayacak. Çünkü Nevra karakterini oynayan oyuncu kesin olmamakla birlikte diziden ayrıldı. Nevra karakterini oynayan Betül Aktel, Yalı Çapkını dizisi resmi hesabını takipten çıktı. Buradan da anlıyoruz ki Nevra karakterini oynayan oyuncu Yalı Çapkını dizisiyle bağlarını kopardı. Yani Nevra karakteri diziye geri dönemeyecektir. Sizlere geçtiğimiz videomuzda Nevra'nın diziye Pelin'in vedasıyla geri döneceğini söylemiştim. Çünkü Pelin'in yerini Nevra alacaktı ve Korhanları ekonomik yönden batırmanın eşiğine getirecekti. Yani Nevra hem Ferit'e takıntılı olacak hem de Korhan ailesinin mal varlıklarını kaybetmelerine ve mali yönden kötü durumlar yaşamasına sebep olacaktı. Hatta Nevra Doruk ile anlaşarak da Asuman ve Suna başta olmak üzere Korhanların yavaş yavaş tüm aile üyeleriyle tanışıp ona göre hamlesini yapacaktı. Fakat Nevra karakterini oynayan oyuncunun diziden ayrılması bu senaryoların değişmesine yol açtı. Yani Nevra artık bu dediklerimi yapamayacak ve tüm bu senaryolar Nevra adına iptal oldu. Dikkat ederseniz Nevra adına iptal oldu dedim. Çünkü Nevra diziden ayrılsa bile bu bahsettiğim senaryolar elbet gerçekleşecektir. Nevra'nın Korhanları maddi yönden çöküşe götürmesi senaryosu artık Orhan adına yazılacaktır. Orhan, Kaya ve İfakat ile beraber Korhanların tüm mali işlerine el atacaklardır. Fakat Orhan bu işleri maalesef batıracaktır. Yani Korhanların iflasa doğru ilerlemesine Orhan yol açacaktır. Ferit ise maalesef Akın ve Serter ile uğraşmaktan ve Seyran'ın birazdan anlatacağım olayları ile ilgilenmekten dolayı babası Orhan'ın bu mali sorunları yaratmasına engel olamayacaktır. Yani Korhan ailesini bekleyen en büyük tehlike mal varlıklarının çoğunun iflasa doğru sürüklenmesi olacaktır. Nevra'nın bir diğer senaryosu ise Doruk adına yazılacaktır. Normalde Asuman ve Suna ile özel olarak ilgilenen spor hocası Doruk bizzat Nevra tarafından tutulan birisiydi. Yani Nevra Doruk'a sırf Korhanları daha iyi tanımak için Asuman ve Suna ile özel olarak ilgilenmesini söylemişti. Doruk ise artık Nevra'nın olmayışıyla kendi başına hareket edecektir. Asuman'ı evine çağıran ve hatta Asuman'ın sarhoş olmasını sağlayan Doruk, Asuman'dan faydalandı ve Asuman ile olan görüntülerini kamerayla kaydetti. Fakat bu sahnenin tamamı bizlere gösterilmedi. Bu olayın ardından ise Asuman Yalı'ya garip bir şekilde gelmişti. Bu geçtiğimiz bölümde ise Doruk'un Yalı'ya geldiğini gören Ferit Doruk'tan şüphelenmişti ve Abidin'e Doruk'u araştırmasını istemişti. Doruk ise dediğim gibi Nevra'nın olmayışıyla beraber Asuman'ın başına bela olacak. Doruk Asuman ile olan görüntüleri kullanarak Korhanların da başına bela olacak hamlelerde bulunacaktır. Bu konuda ise birkaç bölüme şok olaylar göreceğiz. Az önce de Orhan'ın Korhanları iflasa götürecek olmasına Ferit, Seyran ve diğer olaylar ile ilgilenmekten engel olamayacak demiştim. Çünkü Akın dayısının ölümü ve annesinin intikamı için Korhanlara artık savaş açtı. Bu savaşta ise en çok zararı görecek kişi Seyran olacaktır. Birkaç bölüme Seyran'ın bu yaşanacak olaylar yüzünden başına bazı sorunların geleceğini de göreceğiz. Hatta Seyran bizzat Akın tarafından bile kaçırılabilir. Yani birkaç bölüm içerisinde Seyran bazı tehlikeleriyle karşı karşıya gelecek. Fakat Ferit Seyran'ı kurtarmak için ve Seyran'ı korumak için çok mücadele içerisinde olacaktır. Bu olaylar yaşanırken Ferit işte az önce bahsettiğim Orhan'ın
Korhanları maddi yönden batırmasına engel olamayacaktır. Peki sizce Seyran'ın başına başka hangi kötü olaylar gelebilir? Lütfen sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Son olarak Yalı Çapkını dizisini sevenler Star TV'den dizi izlemeyi unutmasın. Yalı Çapkını dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.